Kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak Tuğçe Can'a adalet sağlanması için bugün Eskişehir Adliyesi'ndeyiz. 25 yaşındaki Tuğçe Can, birlikte olduğu Onur Kaya tarafından evinin apartman girişinde bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürüldü. Kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve tüm toplumsal cinsiyet eşitliksizliklerinin karşısında mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz. Nasıl ki bugün Tuğçe Can davasında adalet için buradaysak, kadın cinayetlerini durdurmak, şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuğçe ve öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanacak. Kadın cinayetlerini durduracağız. Tuğçe'nin ailesi ve yakınları asla yalnız yürümeyecek. Bizler her gün kendi hayatlarımıza dair kararlar vermek istediğimiz için şiddete maruz bırakılırken, öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede hukuksuzca imza çekenleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformunu hukuksuzca kapatma davası açanları, görevini yapmayıp kadınları korumayanları, seçim pazarlığı için 6284'ü tartışmaya açanları, kadın düşmanı ittifakı kuranları, çocuk istismarını aklamaya çalışanları göndereceğiz. Seçimlerde kadın düşmanlarının parlamentoda çoğunluk kazanmasının ardından kadınlar umutsuzluğa kapılıp kenara çekilmeyi değil, mücadeleye daha sıkı sarılmayı seçti. Seçimlerin ardından bugüne dek 1000'in üzerinde kadın mücadelemize katıldı. Kadın meclislerinde örgütlenen kadınlar kadın düşmanlarına geçit vermeyecek ve hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek.